Sayın izleyiciler, Adana Sarıçam ilçesinde Kızılkaş köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü, değil mi efendim? Doğrudur efendim. Bu mahallemizin de ilk muhtarı seçilen ve tarihe geçen Hamza Ekşi Eşit ile röportaj yapacağız. Muhtarım, bu mahallemizin köyler mahalleye dönüştü ancak hizmetlerin yapılmadığını görüyoruz Serköy'de. Bu mahallemizin de hizmetleri tamamlanmış mı efendim? Mahallemiz maalesef benim izlediğim kadarıyla çok eksikleri olan bir mahallemiz. İçme suyundan tut altyapısına, ekmek kulübesinden çocuk parklarına, arazi yollarımız, birçok eksiklerimiz yapılmamış. Biz Allah'ın izniyle bu görevi aldıktan sonra eksiklerimizi tespit ettik. Gerekli mercilere brifing dosyalarımızı verdik. Belediye başkanlarından Allah'a izin verirse ileriki süreçte dosyamızın arkasında takip edeceğiz inşallah. İnanıyoruz ki belediye de bize yardımcı olacak. Biz de mahallemize bu hizmeti getirmiş olacağız. Elimizden gelen diğer eksiklerimiz, mezarlıklarımız, eski mezarlığımızla oranın koruma altına alınmasını bizzat ben çok istiyorum. Nezir alanımıza genişletip daha aktif halka açacağız. Dışarıdan gelen insanlarımız, mesela bizim aynı hizamızda Sarıçam Milli Parkı var. Evet. Oradan daha güzel bir parkımız var. Oranın çocuk parkıydı, spor aletleriydi, basketbol, voleybol sahası. Spor aktivitesini geliştireceğiz. Gençlerimizi kahvelerden sahalara döndüreceğiz. Allah o günleri verir bize inşallah. Bize de belediye yardımcı olursa bu konularda biz elimizden geleni yapacağız. Büyüklerimizin kahvehane kültürünü kütüphane açarak yıkmak istiyoruz. Evet, bu konularda hassas olup bunları yapmayı düşünüyoruz. Çiftçilikle uğraşan köy statüsünden mahalle olduğu için arazilerimiz var. Yedigöze Barajı'ndan bir proje var. İnşallah Allah kısmet ederse, o gerçekleşirse arazilerimiz suya kavuşacak. Dolayısıyla köylümüz bundan faydalanacak. Yani boş oturmanın artık zamanı geçmiş. Evet. Üretim yapmamız lazım. Evet. Üretim yapıp kendimizi, ülkemizi güçlendirmemiz lazım ekonomik yönden. Kalkınmamız lazım. Evet. Yani bu konularda inanıyorum ki başarırız. Projelerimiz gayet güzel. Allah bize ömür verirse bunu da alacağız inşallah. Başka? İnşallah. Sayın inşallah. İzleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi bu dönemde de çalışkan ve genç dinamik arkadaşlar seçilmiş. Bunlarla röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu Sarıçam ilçemizin Kızılkaş mahallesinin muhtarı da genç ve dinamik, ne istediğini bilen esnaf bir arkadaşımız. Mahalle halkı ne zaman kendisini ararsa bulabileceği bir yerde, konumda. Siz de izlediniz. Bütün konulara hakim. Mahallenin daha doğrusu her ne kadar mahalle olsa da köy, bu mahalle halkı genelde çiftçilikle geçimini temin ediyor ve hayvancılık var. Ancak tüm şehir olduğu için mahalle ismi, sadece ismi değişti ama yine köy konumunda bu mahallelerimiz. Çünkü görüyoruz, hiç hizmetlerin çoğu genelde yapılmamış. Altyapılar yok. Muhtar arkadaşımız güzel sıraladı. İçme suyu sorunları var. Biz öncelikle Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'den bu köylerin diyelim, mahalleye dönüşen köylerin içme suları sağlıklı değil. Bunları bir an önce el atmasını istiyoruz. Su eşittir hayattır diyoruz. Evet. İnsan sağlığı önemli. Bu nedenle ilk önceliğin içme sularına verilmesini istiyoruz. Altyapı da önemli ki muhakkak. Çünkü altyapı yok. Sivrisinekten durulmuyor. Hep köylerin birinci şeyi bu. Sıkıntısı bu. Gazeteci olarak her gittiğimiz köyde veya mahallede insanlar bu sivrisinekten dolayı, altyapıdan dolayı şikayetçiler. Bir an önce yapılmasını istiyorlar. Artık bu hizmeti de Büyükşehir Belediyesi yapacak.
Buradan halkımıza da duyuruyoruz. İnşallah başladı. Akşam sinekle mücadele ilaçlamasını da yaptı. Evet. İnşallah hizmetlerin devamı daim olur. Evet, sayın izleyiciler, bu arkadaşımız, muhtar arkadaşımız hemen mahallesiyle ilgili yetkililere briefing dosyası da hazırlamış. Şöyle size de gösteriyoruz. Her muhtar arkadaşımızın böyle yaşamış olduğu, sorumlu olduğu, seçilmiş olduğu bölgenin sorunlarını tespit ederek yetkililere biz iletmesini istiyoruz. Ondan sonra kendisi de söyledi, muhtarımız Hamza Eşit, mücadele etmek yetmiyor, bunun takibini de yapacağız dedi. Biz bunu her muhtara örnek olmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet efendim. Yani elimizden geldiği kadar bu dosya vermekle iş bitmiyor. Bunun mutlaka takipçisi olacağız. Allah'ın izniyle bunu da alacağımıza inanıyoruz. Çünkü Hüseyin Sözlü Beyefendi, Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen toplantısında bize bu konuda sözünü verdi. İnşallah Allah ona da yardımcısı, Allah onun da yardımcısı olsun, bizim de yardımcımız olsun. Çünkü zor bir şey. Her şey Türkiye ekonomisinde bitiyor. Evet. Yani, evet. Evet muhtarım, dediğiniz gibi önemli olan önce ekonomi diyoruz. Ekonomi olursa ancak o da yaptırabilir. Onun için buradan vatandaşlarımıza muhtarlarımız hizmetin başladığı nokta. Evet. Yani yerel idarelerin genel yapı taşları muhtarlarımız sorunlar tespit ediyor, ilgililere duyuruyor, yetkililere de geliyor, yapıyor. Onunla da bitmiyor. İnşallah köyümüz biraz siyasette aktiftir. O yüzden insanları barışık ayrım yapmadan kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Allah kısmet ederse bunda da başarılı olacağız. Evet, biz de size Türkiye'de Mutlu Olan Sesi Gazetesi olarak başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyorum.